Tabii ki her zamanki gibi gülüyorum. Sebebi de yine yollardayız. Size bu videomda Panama'da dolar basacağınız 5 mesleği söylemek istiyorum. Panama'ya davet ediyorlar. Herkese selam olsun dostlar. Hatta bomba gibisinizdir. Umarım çok iyisinizdir. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Bunun videosu ayrı gelecek ama bir önceki videomda Meksika'ya seyahat kolaylığını anlattım. Bu videomda da sizlere Meksika'ya nasıl vize alınır onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Linkini de aşağıya bırakacağım, hatta tıkladığınızda direkt vizeyi almak için başvuru yapabileceksiniz. Abi diyorlar işte Türkiye'de bunun için çok para istiyorlar Meksika'ya vize almak için. Doğrudur, danışmanlık ücreti istiyor olabilirler. Onu anlayabilirim ama siz de eğer ki link açılmıyorsa, ki bunu çok söylüyorlar, VPN diye bir program var, onu da ekrana koyacağım. E-vizeyi de ekrana koyacağım. Aşağı linklerini de bırakacağım. Oradan direkt VPN'yi açıp sonra da Meksika e-vizesi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlerseniz çok daha iyi olur. Çünkü Meksika'ya gidiş kolaylığını anlatıyorum. Onu da izleyin. Bu videoma da yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Google'a Meksika vizesini tıklıyorsunuz. Meksika vizesinden konsolosluk hizmetleri çıkıyor ikinci olan kısımda. Aşağıya doğru iniyorsunuz. Önce bir okuyun şöyle güzelce neler var neler yok. Bilginiz olsun bu konu hakkında. Sonra yukarıda bir link var. Birazdan tıklayacağım linke geliyorsunuz. O değil, o da informasyon, mail biri. Buna geliyorsunuz abi. Tıklıyorsunuz. Ad, soyad. Adınızı yazıyorsunuz. Soyadınızı yazıyorsunuz. İşte cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Oradan doğum tarihi, işte milliyeti, o ülkelere veriliyormuş bu arada. Medeni halinizi yazıyorsunuz. İşte Rusya, Brezilya falan filan. Oradan ülkenizi seçiyorsunuz abi. Hangi ülkenizin pasaportuyla girmek istiyorsanız. Nüfus cüzdanı değil, pasaportu girin. Oradan pasaport numarasını girin. Verildiği ülke, veriliş tarihi ve bitiş tarihini yazıyorsunuz pasaportunuzun. Seyahat sebebi turizm olarak, turist. Oradan işte Türkiye'ye giriyorsunuz, ikametgah ettiğiniz yer, belki başka ülkede yaşıyor olabilirsiniz. Oradan seçin abi. Oradan Meksika'ya gidilecek tarihi giriyorsunuz. Önce gittiniz mi, gitmediniz mi onu cevaplıyorsunuz. Dini, oradan mesleğinizi, Meksika'dan sınır dışı edildiniz mi, daha önce bir suç kaydınız var mı deyip sağ köşedeki kaydede tıklıyorsunuz ve işlem hazır hale geliyor abi. Elinizde e-vizeniz oluyor. Bu kadar. Bueno, seguimos en español entonces. Escribe a Google México e-visa para los turcos. Ahí sale el link y hazte clic. Entonces visa electrónica para ciudadanos rusos, turcos y ucranianos. Y el 4 llenar la solicitud ingresando a y el link que se ve. Hazte clic. Entonces esperamos y autorización electrónica, datos personales, cómo aparecen en el pasaporte. Ahora tenemos que escribir nombre, apellido, el sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad actual, estado civil, casado, divorciado, unido, lo que sea, país de nacimiento, y pasaporte, documento de identidad y viaje, pasaporte, el número de documento, país de expedición, fecha de expedición y fecha de vencimiento. Y lo guardas, ya lo tienes. Y tú te vas volando a enamorar.